Evet, hacca ani bir gidiş oldu bu. Ee, televizyon çekimleri için hususi olarak rica ettiler. O vesileyle Cenab-ı Hak haccı nasip etmiş oldu bize. Hacdaki ahval durum da tabii çok farklıydı. Belki bir vesileyle böyle bir şekilde konuşuruz bunları. Yani neler oldu, ne yaptık, neleri gördük. Şahsi mütalalarımı kıymetli dinleyicilerimize arz etme fırsatını buluruz. Muhabbet bağının da bir himmeti olarak görebiliriz bunu. Yani Fahri Kâinat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetinden birazcık olsun bahsetmenin böyle bir güzel şeyi, himmeti gibi de görülebilir hacca gidiş. İnşallah Cenab-ı Hak gidenlere tekrar gidenmeyenlere de gitmeyi nasip eder. Amin. Hayırlısıyla oraları, o mübarek beldeleri görmeyi nasip eder. Bizler şimdi o programı Biraz da buraya taşıyarak oradaki o hac programını manevi havasını bu muhabbet bağına taşıyarak inşallah sohbetimize siyeri Nebi'ye yani Peygamber Efendimiz'in hayatına e, aktaracağız veya bu programı aktarmış olacağız. Hudeybiye mevzu vardı. Evet. Son e, altını evet. böyle çize çize konuştuğumuz ve hatta sizden de çok önemli diye. Evet. Tekrar olacak ama eyvallah. şunu söyleyeceğiz. Hudeybiye müstakil bir kitaptır. Hudeybiye müstakil olarak incelenmesi gereken bir konudur. Ciltlerle anlatılması gereken bir mevzudur ve ansiklopedi diyorsunuz ya, ansiklopedik bir çalışma ister. Hakikaten söylüyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ileride bazı sahabe-i kiram haziratının sözleri en başta tabi Cenab-ı Hakk'ın kelamı var onun sözü var Fethem mübina buyuruyor. Açık, apaçık bir fetih. Hudeybiye'yi böyle anlatıyor. Her ne kadar müfessirler, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, İnna fethahna leke fethem mübina, ayeti kelimesinde geçen fethin, Mekke'nin fethi ne de işaret ettiğini söyleseler dahi, ve böyle de olduğunu düşünsek, neticede bu müjdenin Hudeybiye'de verilmesi manidardır. Yani artık Mekke feth olunmuştur. Verdik diyor çünkü, olmayacak demiyor. Fetih gerçekleşti. Nasıl oldu bu? Hudeybiye ile oldu. Dolayısıyla biz Hudeybiye hakkındaki e, mütalayı, kıymetli müellifimizin de diğer müelliflerden ve alimlerden aktardığı, topladığı o malumatı bugün işlemiş olalım. Hem de konuyu bu şekilde artık sırlamış olalım. Eyvallah. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru asabı ile gelirken Yine içlerinden birinin Beytullah'ı tavaftan alıkonulmuşuz, kurbanlıklarımızın haremde kurban edilmelerine de mani olunmuştur. Müslüman olarak da bize gelip sığınanları Resulullah onlara geri çevirmiştir. Bu nasıl ve ne biçim fetihtir diye söylendiği kendisine haber verildi. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu ne kötü bir sözdür buyurduktan sonra Hudeybiye'nin büyük bir fetih olduğunu şöylece izah etti. Evet, Hudeybiye muahedesi en büyük fetihtir. Müşrikler sizin kendi beldelerine gidip gelmenize ve işinizi görmenize razı olmuş, gidip gelirken de emniyet içinde bulunmanızı istemişlerdir. Onlar şimdiye kadar hoşlanmadıkları İslamiyeti de böylece sizlerden görecek, öğreneceklerdir. Allah sizi onlara galip getirecek. Gittiğiniz yerden sağ salim ve kazançlı olarak geri döndürecektir. Yani nurun bir şekilde karanlığa nüfuz ettiğini düşünün. Zifiri bir karanlık ve o zifiri karanlığa artık böyle bir açılmış bir gedikten, bir kapının böyle hafif açılmasıyla içeriye ışık huzmesinin aktığını düşünün. Karanlığı yutar o. Bir mum alevi Hazreti Pir Mevlana Celalettin Rumi Efendimiz hadi onu da söyleyeyim bari müsaadenizle. Estağfurullah. Ee, bir gün meclislerindeyken soruyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını atıyor. O kadar sihirleri yutuyor o yılan. Asa yılana dönüştükten sonra. Fakat yılanın vücudunda hiçbir böyle irilik, şişme, büyüme olmuyor. Bu nasıl oluyor ya pir diye birisi bir sual tevcih etmiş. Hazreti Pir de oğlu Sultan Mehmet Efendimiz'e dönmüş. Sen cevap ver bakayım. Bedet Sultan'ın demiş. O da dönmüş oradaki hazuruna demiş ki, kap karanlık bir odada bir mum alevini düşünün. O mumun alevi ışığı karanlıkları yutar ama alevde hiçbir değişiklik olmaz demiş. Ashab-ı kiram Radiyallahu e, radıyallahu anhum haziratı için de Fahri Efendimiz kendisi kefil, Neden? O Muhammedi nurun kıvılcımları onlar şerareleri. Yani onlar o zifiri karanlığa hele bir nüfuz etmeye görsün. Hele bir o inmesinler. Siz o karanlığı yutacaksınız diyor. Sizin oraya girmenize rahatlıkla müsaade edilmiştir. Kendi emniyetleriyle. Allah size emniyet vermişti ama şimdi onlar sizi kabullendiler. Dolayısıyla bir düşman olarak değil, izinli biri olarak girdiğiniz için onlar size tasallutta bulunamayacaklar. E netice mecbur olacaklar kalplerini açmaya, evlerini açmaya. Çünkü bu nura kayıtsız kalamazlar. Hele bir oraya girin. Maalinde e, veyahut bu sözleri bu maalde de anlaşılabilir. Evet. Hazreti Resulullah'ın böylesine kesin konuşmasından sonra sahabe efendilerimizin de gönlüne bir ferahlık geldi. Allah ve Resulünün söyledikleri doğrudur. O muahede Fetihlerin en büyüğüdür. Vallahi ya Resulallah bizler bunu senin düşündüğün gibi düşünmemiştik. Muhakkak ki sen Allah'ın emirlerini bizden daha iyi bilirsin diyerek Hudeybiye'nin en büyük fetih olduğunu itiraf ettiler. Oradaki düşünmek kelimesi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize nispet ediliyor ama Arapça tercümesinin karşılığı o değildir. Oradaki düşünmek üzerinde fikir yürütmek manasına gelen düşünmektir ki derinliğini fark etmek manasına gelir. Yani Resulullah Efendi düşünüp de "He, böyle anlaşma yaptılar ya. Biz ne yaparız şimdi böyle yaparlarsa şöyle bir şekilde gireriz." gibi bir düşünceye peygamber sahip olamaz. Yani peygamber böyle bir şey yapıyorsa, böyle bir siyaset varsa o Allah'ın siyasetidir zaten. Ne buyuruyor? Allah bizi muhakkak muzaffer kılacak. Düşünün şimdi. Peygamber oturmuş bir muahede imzalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hudeybiye mevkiinde devesinin dahi gitmesine müsaade edilmeyen Hazreti Fahri Alem. O maddeleri yazarken acaba hiç mi vahyi ikaz gelmezdi? Hiç mi işaret gelmezdi? Ya Resulallah bu nasıl olacak? Fahri Kendi Efendimiz şöyle buyuruyor. Nasıl olacağını bilemem. Ama muhakkak muzaffer olacağız. Öyle demedi mi? Geçmiş evet. bahislerde. Eyvallah şundan şundan şöyle olduğunu düşünerek mi bundan bundan böyle yaptınız? Hayır, onu bilemem. Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak anlaşma yapıldı. Ve neticesi bizim muzafferiyetimizdir. Ben bunu bilirim diyor Resulullah Efendimiz. Tamam Evet. Resulü Kibriya Efendimiz ashabı ile birlikte bir ay süren seferden sonra zilhicce ayı başında Medine'ye geldi. Hadi şunu da arz edeyim. Bir mevkiyi düşünün, bir zirve düşünün. Daha evvel de söyledim bunu. Hatırlıyorum Hudeybiye'nin ilk, başlarında söyledim. Bir zirve düşünün. Veyahut üzerinde değişik değişik engeller olan, hemen ilk bakıldığında görülemeyecek bir manzara düşünün. Onun karşısında bir kuleye basamak basamak tırmandığınızı veya yüksek bir gökdelene kat kat çıktığınızı düşünün her katın ayrı bir engeli olduğunu düşünün veya her katta ayrı bir manzara olduğunu düşünün. Perspektif olarak söylüyorum. Aynı manzarayı hakim görme açısından. En üst kat, yalnızca en üst kat tamamıyla manzarayı görebiliyor. Onun bir altı göremiyor. Ne yapıyor? Ya önüne bir tepe geliyor ya bir ağaç geliyor yine göremiyor. Bizim bir arkadaşların evi vardı. Sahili, adaları vesaireyi görüyordu. İkinci kattan baktığında bazı adaları göremiyorsun çünkü önünde ağaçlar var. Bir kat daha çıkıyorsun tabak gibi deniz karşına çıkıyor. Yani belki bir metrelik bir şey engel oluyor sütürü olarak ama bir metre işte. Fakat binlerce kilometreyi kapatabiliyor aynı elimizi kapattığımızda. Bunu niye söylüyorum? Şunun için anlatıyorum. Hudeybiye anlaşmasında muahedesinde veyahut ahitleşmesinde Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvveti vesilesiyle en yüksek yerden manzaraya hakim olduğunu düşünün. Onun bir altı sıddıkiyet olsa, onun altı farukiyet olsa, Zinnuriye'nin makamı olsa, İmam-ı Ali'nin makamı olsa bile onun perspektifinden görme kudretine kimse sahip değil. Dolayısıyla ancak teslim olmak icap ediyor. Görüyorum deyince biz göremiyoruz demek gibi itiraz oluyor bu. Fakat bunu Resulullah Efendimize yakınlıkları ve nazı geçtikleri için yapıyor sahabe-i kiram. Cahillikten haşa teslimiyet eksikliğinden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim olmanın sadece onun anlattığı imani meselelerde gözle göremediğimiz gayip değil. Dünyevi işlerdeki koyduğu kaidelerin de kendine ait bir iman vesilesi olduğunu anlamak ve o şekilde o gayba iman etmek ve Hazreti Fahri Alem'in de tarafımızdan iyice malum olması gerektiği gerçeğini işte Hudeybiye ortaya koyuyor. Biraz cümle uzun oldu ama evet Estağfurullah. affedersiniz. Estağfurullah. Kendilerini Kabe'yi ziyarete ve tavafa hazırlamış olan hakikate ve doğruluğa müştak sahabiler, maddelerin dış görünüşüne bakıp Hudeybiye muahede ve musahalasının aleyhlerinde olduğu kanaatine varmışlardı. Fakat zamanla sulhün müspet neticeleri görülmeye başlayınca, Resul-i Ekrem Efendimizin kararında ne kadar haklı olduğunu ve endişelerine de mahal bulunmadığını anladılar. Her şeyden evvel İslam'ın amansız düşmanı olan Kureyş müşrikleri, bu muahede ve musahala ile İslam devletini resmen tanımış oluyorlardı. Ayrıca bu anlaşma diğer fetihlere de bir başlangıç olmuş fetih kapılarının açılması için bir anahtar teşkil etmiştir. Bir de yani düşünün Bedir için demiyor, Uhud için demiyor, başka hadiseler için demiyor. Hudeybiye için fetham mübina, apaçık fetih tabirini kullanıyor Hazreti Allah. Yani ben aklıma geldikçe böyle ilavelerde bulunuyorum ama evet. yani tekrar tekrar bizim kardeşlerimize, dinleyenlerimize şu Hudeybiye maddelerini değil sadece. Hudeybiye'ye kadar gelen süreç, ve Hudeybiye'den sonra başlayan süreç ama en önemlisi Hudeybiye'de sahne sahne izlenmesi, takip edilmesi gereken hadiseleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Hudeybiye hakkında çok önemli şeyler söylemiştir. ve apaçık bir fetih, bundan daha büyük bir fetih yoktur. Mekke'nin fethi dahil demiştir. Abdullah İbni Mesud, eğer hafızam fakiri yanıltmıyorsa. Evet. Nitekim bu sulhü, daha doğrusu bu manevi fethi kısa bir zaman sonra Hayber'in fethi ve ondan sonra da Mekke fethinin takip ettiğini görüyoruz. Yine bu anlaşma sayesinde Müslümanlar için manevi tebliğlerini harpten ve darptan uzak, emniyet ve huzur içinde yerine getirebilecek bir zemin ve imkan doğmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında birbirlerinin vücudunu ortadan kaldırmak için cereyan eden harpler sebebiyle Kimse kimseyle temas edip görüşme imkanı bulamıyordu. Bu sulh devresiyle İslam'ın ve Müslümanların işine yarayacak bu geniş imkan meydana geldi. Her ne kadar maddi kılıç bir müddet kınına sokulu durduysa da Kur'an-ı Hakimin parlak manevi kılıcı ortaya çıktı. Kalp ve akılları fethe başladı. Anlaşma sayesinde Müslümanlarla müşrikler birbirleriyle serbest görüşme imkanı buldular. Müslümanların yaşayışlarıyla gösterdikleri İslam'ın güzellikleri onları kendilerine cezbetti. Kur'an'ın sönmez nurları kavim ve kabilelerinden inat ve taassuplarını kırıp manevi hükmünü icra etti. Mesela bir harp dahisi olan Halit bin Velid ve bir siyaset dahisi bulunan Amr bin As gibi maddi kılıçla mağlubiyeti kabul etmek istemeyen zatlar bu sulh sayesinde Kur'an'ın manevi kılıcının cazibesinden kendilerini kurtaramayıp Hazreti Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkarak teslimiyetlerini arz etmiş, Müslüman olmuşlardır. Aynı şekilde muahhede ve musahalanın tanıdığı imkan dolayısıyla Mekke'den Medine'ye, Medine'den de Mekke'ye ziyaretler, ticari münasebetler başladı. Kureyş müşrikleri Müslümanları yakından tanıma fırsatını buldular. Onların doğruluklarına, dürüstlüklerine şahit oldular. Müslümanların nasıl bir hürriyet havası içinde yaşadıklarını yakından takip ettiler. Bu arada Müslümanların telkin ve tavsiyesiyle birçok müşrik iman dairesine girdi. Kimisi de iman ve İslam'a karşı besledikleri düşmanlıklarını yumuşatarak imana karşı meyil gösterdi. En azından ortada e, düşmanlık kalktı. Yani musallaha kelimesi, suluh kelimesinden geliyor. Ee, karşılıklı anlaşma, barış anlaşması diyebiliriz buna. Bu ortamda zaten demek ki İslamiyet çekişmeyle anlatılabilecek bir şey değil. İslamiyet'in barış esenlik dini olduğu buradan da belli. İslamiyet hep barış zamanlarında daha çok yayılmıştır. E efendim birçok fetihler falan diyorsunuz. Adı üstünde fetihtir. Fetih lügat manasıyla tıkalı olan yeri açmak, kapalı bulunan yeri açmaktır. Fakat bu açma işi karşıdakinin burası kapalı, açalım da girelim manasına değil. Fetih maneviyata açmaktır. Ve Fetih-i Mübina kelimesi de gösteriyor ki, ap açık fetih, insanların maneviyatı, insanların hakiki hürriyeti, kabul edebilme hürriyetine sahip olmaları hürriyeti bile kabul etme hürriyetine sahip olamazsın bazen. Özgürlük isteyemezsin mesela. Özgürlük nasıl elde edilir? Bir kere özgürlük istemek de elde edilir. O sebepten sulta, efendim zulümle, sultayla bastırmak isteyenler özgürlüğe karşı olmaktan evvel özgürlük sempatizanlarını, özgürlüğü isteyenleri öldürmeye kalkarlar ve yok etmeye çalışırlar. Çünkü özgürlük tanındığı zaman hemen kabul edilir. İslamiyetin de bahsettiği nefse esaretten kurtulma, zulmet içinde yaşama gibi haller, gerçek hürriyete kavuşmuş olan insanları görmek ve zulmetten nura çıkmayı fark etmekte ne olmuş olur? Tabii bir süreçte açılmış olur. Bu da zorla olmaz. Hudeybiye zamanında İslamiyetin yayılışı bile gösteriyor ki sulh zamanında dinimiz başarılı bir Kalkınma elde etmiştir. Savaşla değil. Eyvallah. O savaşlar sulhu kabul etmeyenlere karşı yapıldığı için de adına fetih denmiştir. İşgal denilmez. Fetihle işgal arasındaki en önemli fark da budur zaten. Eyvallah. Evet. Devam etmeden yine kısa bir ara versek. Kısa bir bölümde. ara versek mi? Peki ara verelim. Bir paragrafta okumaya vaktimiz varsa onu da şurayı Eyvallah. da okuyalım. Eyvallah. Bitirelim. Hudeybiye sulhünden Mekke'nin fethine kadar geçen iki sene zarfında Müslüman olanların sayısı, Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberliğini ilan edişinden sulh gününe kadar geçen yaklaşık 20 seneye yakın zaman içinde Müslüman olanlardan çok daha fazla olmuştur. Umre maksadıyla yola çıkan sahabilerin sayısı 1400 iken, iki sene sonra Mekke'nin fethine gidildiğinde bu sayı bini buluyordu. Ya, evet. Bu da Hudeybiye sulhünün ne kadar yerinde yapılmış bir anlaşma olduğunu açıkça göstermektedir. Hudeybiye mevzuyla, Hudeybiye ile ilgili e, muhab son mütalaaları tamamlayacağız inşallah. inşallah. Yani ilk Umre'ye gidenler 1400, gidildiğinde 1400 kadar Müslüman varken bir buçuk sene sonra, yani Mekke'nin fethinde bu sayı 10.000'i 10 geçecektir. Ee, bu da gösteriyor ki Hudeybiye e, musalahası e, taraflar açısından düşünüldüğünde müminler, müslümanlar için mahza hayır olmuştur. Ya, tamamıyla hayır olmuştur. Tabi iade edilenler, edilmeyenler, işkence gören müminlerin Medine'ye gidemeyişi bahsi var ama ileride onu da anlatacaktır. Bu da hayırla neticelenmiştir. Çok farklı bir şekle gelmiştir. Ve neticede bu anlaşmayı bu musalahayı artık hazımsızlıktan dolayı Mekkeli müşrikler bozma raddesine de gelecektir. Evet. Az sonra demiyoruz. Daha ileriki haftalarda ölmez sağ kalırsak işleriz. Biz ölsek de başkası devam ettirir zaten. Evet. Devam edelim şimdi. Bu deybiye hakkındaki mütalalara, mülahazalara şöyle bir genel bakışla artık bu mevzuyu sırlayalım. Evet. Kur'an'ın Hudeybiye sulhünü feth-i mübin, apacık bir fetih olarak tasvip etmesi de dikkat çekicidir. Halbuki Müslümanlar daha evvel de küçümsenemeyecek zaferler elde etmişlerdi. Fakat Kur'an'ın bunları değil de Hudeybiye sulhünü feth-i mübin olarak nitelendirmesi, İslamiyet için asıl hakiki zaferin manevi sahada olduğu gerçeğini işaret içindi. Nitekim İmam-ı Zuhri buna işaretle İslam'da Hudeybiye musalahasından önce ondan daha büyük bir fetih olmamıştır demiştir. evet. İbni Mesud'un rivayeti de aynı mealdedir. i̇şte Abdullah İbn Mesud Hazretleri. Evet. Siz fetih olarak Mekke'nin fethini kabul ediyorsunuz. Halbuki biz asıl fetih olarak Hudeybiye sulhünü sayıyoruz. Evet. Hudeybiye muahede ve musalahası aynı zamanda büyük bir siyasi zaferdi. Çünkü Hayber Yahudilerini kuvvetli dostları olan Kureyş müşriklerinden tecrit ediyordu. Hayber Yahudileri için artık Kureyş müşrikleri yok demekti. Dolayısıyla buranın fethi de bu sayede daha da kolaylaşıyordu. Çünkü Hayber hep problem çıkartmıştır. Hem arkadan vuranların sığınağı haline gelmiştir. Bizzat Yahudiler de arkadan vururlarken, efendim ihanet ederlerken Hayber'e de güveniyorlar. ...ticaret olarak da... ...askeri kuvvet, kudret olarak da... ...Hayber bir çıban başı gibi... ...ve artık Hayber'in fethi... ...Peygamber Efendimiz'in siyasetinde vardır. Fakat Mekkeli müşrikler... E, ...harekete geçtiğinde... ...Medine'ye Hayber'den yardım alıyorlar. Hayber'e bir şey olacak olsa... ...Mekkeli müşrikler yardım edecekti. Fakat bu... E, ...musaleha ile beraber... ...ne olmuş oldu? Artık... ...yardım etme faslı... ...kapanmış oldu. Evet. Çünkü o zaman musalahayı kabul etmiyor durumuna düşeceklerdi Mekkeli müşrikler. Hayber tek kaldı. Evet çıban başı olarak bir şekilde o ilin, o efendim e, necaset bir noktada toplanmış oldu artık. Sadece işin patlatılıp temizlenmesi kaldı. Evet. Nitekim Resul-i Ekrem Medine'ye döndükten birkaç hafta sonra Hayber'in fethine muvaffak olmuştur. Bütün bu neticeler görüldükten sonra Hudeybiye sulhü için Billah, ey Resulüm biz sana gerçekten açık bir zafer verdik. Haber ve hükmünün ne kadar mucizane ve veciz olduğu açıkça anlaşılıyordu. Kur'an-ı Kerim şu ayetiyle de Bismillahirrahmanirrahim Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur ve bir şeyi istediğiniz halde o hakkınızda şer olur. Allah bilir siz bilemezsiniz. He, şimdi yeri gelmişken, tamam. Yeri gelmişken derken, ayeti kerimeden bahsedilirken, bu ayeti kerime birçok kişinin diline dolanmıştır. Hayır olarak değil ama, şer olarak dolanmıştır. Yani bu bir kaide olarak söylenir. Sanki öyle bir kaide vardır ki, kötü olan şeyler muhakkak iyiye döner. İyi olan şeyler de kötü olabilir gibi. Adam alır, oradan bunu şey yapar, efendim ne bileyim hanımını üzer, çocuğuna eziyet eder, bilmem ne tecavüz eder. E ya işte kötü gibi görünen şeyde bir muhakkak bir hayır var. Dur bakalım ne olacak demezsiniz. Yani bunun da kullanıldığı yer vardır. Burada işin aslı şudur. Hak yolunda doğru bir iş, rızaya uygun bir iş üzereyseniz ve siz bu işte ihanet etmediyseniz fakat gelip de iş bir yerde tıkandıysa, böyle kötüye doğru gidiyor bile olsa hemen uğursuzluk da hemen kötüydü demeyiniz manasındadır bu. Mesela Hasan Basri Efendimiz diyor ki bir işte uğursuzluk var ya olmuyor bir iş bunda bir uğursuzluk var kademsizlik var gibi bir düşünceye kapılırsan bak diyor en önce sen bu işe niye kalkıştın istişare ettin mi ettin niçin yapmaya kalkıştın şu iyi niyet için kalkıştın e bu iş olmadı Hemen uğursuzluk deme. Hatta bu uğursuzluğu yenmek istiyorsan ısrarla o işi yapmaya devam et diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri. Burada niyet şudur. İnsan bir hayrı bilir. Yapabileceği bir işi bilir. İstişare yapar. Fakat ne bileyim o istişaresini yaptığında, o efendim istiharesini yaptığında hayır neticeleneceğine emin olduktan sonra kolları sıvar çalışır. E ne oldu bu arada? Bir tezgahı bozuldu. Ne oldu efendim? Damı çöktü. Bir başka bir şey oldu. Malları alacak adam gelmedi. Mallar elinde patladı. İşte bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Cık, ya bunda da bir hayır vardır deyip tekrar işine koyulmalı. O manada en fazla kullanılabilir. Yoksa her kötülük muhakkak kötü gördükleriniz sizin hakkınızda hayır olabilir sözünü. Adam geliyor bilmem ne gasp ediyor. Dur bakalım kötü gördüğün şey olabilir. Yanlış adım atıyor. Dur bakalım kötü ama iyiye döner ayet yok mu diyor. Yanlış kullanılıyor bu, bu ayeti kerimenin manası yanlış amele sebebiyet veriyor. Doğru anlamak lazım. Neyse konumuza dönersek Hudeybiye anlaşma maddelerine bakıldığında fevkalade hatta fevkalade yani normal bir şekilde değil fevkalade müminlerin aleyhine gibi görülse de biz anladık ki Hudeybiye'den birçok şeyin yanında bir şey daha anladık ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir işe hayırlıdır diyorsa, güzeldir diyorsa, artık bize düşen imani ölçüler içerisinde peygambere itaat etmektir. İşte o ayette böyle işaret eder. Sizin nefsinize ağır gelebilir. O anlaşma maddelerine bakın. Sizin nefislerinize ağır gelebilir. Fakat sizin topunuzun nefsi bir araya gelse bir Muhammed etmez. Hazreti Muhammed bunu kabul ettikten sonra sizin için bu işte hayır vardır. Siz peygamber birdir, tektir. Sizler onun yanında sıfırlarsınız. Birin önüne geçtiğiniz zaman kıymetiniz olmaz. Birin ardına geçtiğiniz zaman değeriniz artar. Mesajı işte burada verilir. Bir olan Hazreti Peygamberdir. Sizin nefisleriniz sıfırdır. Sıfır ne zaman kıymet kazanır? Birin önüne geçtiği zaman kazanmaz. Binlerce insan namazı dursun, ip gibi dizilsin, milyonlarca insan sahralarda toplansın, imamın önüne geçsin, namazları olmaz. İmamın ardında olunca cemaatin sevabını alırlar. Burada anlatılan da budur. Eyvallah. Evet. İnşallah biz işin lafzını tarihi perspektiften işin olayın hadisenin zahirini tetkikle meşgulüz. Allah bu Hudeybiye musalahasını bizim zihnimizde, bedenimizde, nefsimizde yaşatsın. Nasıl ki birçok insan size kötü diyebilir ama siz hakça yaşamaya gayret edersiniz. İnsanlara faydalı olmak için belki başka insanlarla da oturup kalkmanız icap eder. Siz yapacağınızdan emin ve peygambere tabi iseniz korkmayınız mesajı vardır burada. Nefsinize ağır gelse de neticesi hayır olacaktır. Hizmet kolay bir iş değildir çünkü. Ama peygamberin önüne geçerek hizmet edeceğinizi düşünüyorsanız, sünnet-i seniyeden ayrılarak bir şey yapacağınızı düşünüyorsanız, o sizin nefsinize kolay gelen bir şeydir. Siz zahiren her ne kadar nefsinizi feda ediyor görünseniz de nefsinize çalıştığınız için netice hüsran olacaktır. Mesajı da yine Hudeybiye'den alınacak bir mesajdır. Bir beyandır efendim. Bu bahis inşallah burada tamamlanmış olsun bizim program bünyesinde tamamlanmış olsun ama inşallah hayra vesile olunsun. Amin. Ve Hudeybiye hakkında ciddi bir araştırmaya inşallah şu konuşmalar bizi sevk etsin. Evet. Amin. Risalet Penahi Efendimizin Hudeybiye'den Medine'ye dönüşü üzerinden pek fazla bir zaman geçmemişti. Bu sırada İslamiyetle müşerref olan Sakif kabilesinden Ebu Basir adındaki zat bir fırsatını bulup Mekke'den Medine'ye geldi. Üç gün sonra onu istemek üzere Kureyşliler iki kişi gönderdiler. Bunlar Peygamber Efendimiz'e bize karşı imza ettiğin anlaşmayı hatırlatırız diyerek Ebu Basir'i geri istediler. resul Ekrem Efendimiz anlaşma gereğince Ebu Basir'i geri vermek zorundaydı. Ona ey Ebu Basir biliyorsun ki biz şu Kureyşlilerle bir anlaşma yapmış ve onlara söz vermiş bulunuyoruz. Dinimize göre verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz. Muhakkak Allah sana ve senin gibi müşrikler içinde kalan Müslümanlara bir genişlik, bir çıkar yol halk edecektir deyip teselli verdi. Yani nerede kaldı orada anarşik faaliyetler yapmak, nerede kaldı vücuduna bombalar bağlamak, masumu bilmemesini düşünmeden bir şeyleri patlatmak, infilak ettirmek. Nerede kaldık? Yani İslam'la ne alakası var bunların? Ama biliyor musunuz ne kadar zulme maruz kaldılar falan. Ne olursa olsun adiler, terbiyesizler, imansızlar, zalimler zulmünü yapmaya, icra etmeye devam edecek. Son güne kadar devam edecek. Ama biz de mümin olarak duruşumuzu her zaman göstereceğiz. Mecburuz bunu yapmaya. Biz ahdü peymanımızı öyle verdik Allah'a ve Resulüne. Biz emin olacağız, emin. Allah Resulüne hakaret edenler mallarını peygambere bırakarak yolculuğa çıkıyorlardı. Nerede kaldı onların malını gasp ederek, habersiz olarak, onlara zarar vererek davanı yaymaya çalışmak, ismini duyurmaya kalkmak. Bunların hiçbirisi İslami değildir ve çaresizlik olamaz. En çaresiz kabul edilebilecek halleri Allah Resulü ve ashabı yaşamıştır zaten. Artık kapatmıştır o kapıyı. En çaresizlik denilebilecek hali çocuklara bile taş atılan Fahri Alem fiiliyle haliyle ortaya koymuştur. Bırak bir imha etme gücünü onlardan habersiz üzerlerine göndermek. Meleklerin bile helakine mani olmuştur Fahri Alem bilmiyorlar öğrenirler diye insan kazanmaya çalışmıştır. Bu da bir sünneti seniyeden uzaklaşmadır. Yani tekrar tekrar söylüyoruz. Allah'ı bildiği halde Allah'ı tanımayan, Allah'a itaat etmeyenlere Allah kendisini tanımayanları musallat kılar. Kaydedir bu. Tevhidin yok. Kendi aranda birbirine düşüyorsun. Muhakkak bir zalimi, hiç kendisini tanımayan, Allah'tan utanmayan, sıkılmayan bir zalimi sana musallat eder. Tarihte bu böyle böyledir. Hepimiz için de böyledir. Hepimiz için evet şeytan. Şeytan kime musallat olur? Allah'ı tanıdığı halde Allah'a itaat etmeyene şeytan en başta musallat olur. İlla böyle şusunu busunu aramayın. Siyasi bir şey olmasın diye konuşmuyorum. Muhabbet bağına sığmayacak muhabbetler onlar. Muhabbetsizliği konuşmuyoruz. Ama şeytan kime musallat olur? Şeytan bile Allah'la konuşurken der ki senin ihlasa erdirdiklerinle ben baş edemem. Samimi olmayan insanlara şeytan musallat olur. Nerede kaldı ki başka gözle görülebilen fiziki bir düşmanlık? Muhakkak bertaraf olur. Ahlaktan daha kudretlisi yoktur. Ahlak Allah'ın kuluna giydirdiği zırhtır. Ve o zırh hiçbir şeyle derinlemez. Göçtükten sonra bile hala hatırı sayılır. Yeter ki bir ahlak adına bir şey ortaya koy. Muhakkak o yerini bulur. Dolayısıyla bakınız Fahri Alem Efendimiz'e bir anlaşma yapmışlar. Bugün herhangi bir devletin kanununa göre vize alıp o ülkede oturduğunuz zaman o ülkenin vatandaşı olmasanız bile ben bu süre içerisinde senin izninle buraya geldim dediğinden orada bir anarşik faaliyet yapamazsınız. Orada bir başka zarar yapamazsınız. İllegal olarak bir şey yapmaya gayret edemezsiniz. Yani Heh hazır ben girdim şimdi burada 10 tanesini keseyim sınıra... Hayır. Gizli girsen belki olurdu ama söz vererek giriyorsun. Müslümana yakışmaz o. Gizli girdiğin zaman zaten sen olup olmadığın belli de değil. Yine yapamazsın. Allah onun hesabını alır ama verir ama. Hani İslam'ı temsilen ben Ahmet Mehmet diye içeri girdin ve orada bir faaliyet yaptın. İnsan öldürdün. Zararına kalkıştın, yıkmaya çalıştın. Yapamazsın İslam ahlakına göre. İsteyen müracaat etsin bunun cevabında ayette. Buradan da görsün cevabını da alır. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin Ebu Besir hadisesinde biz anlaşmaya riayet etmek zorundayız diye ikazları gösteriyor ki mümin, Müslüman olan kişi, ehli sünnet ve cemaate mensup olan bir insan bir kanunu tanıyorum dedikten sonra habersiz olarak, tek taraflı olarak onu bozma hakkına İslami açıdan sahip değildir kendi fevri hareketidir. Fevri hareketi İslam'a mal edilirse kendi hareketi olarak da kabul edilmez. En önce ona ikazı ve gerekli cezayı Müslümanların yapması icap eder. Çok açıktır bu. İslam'ın dışında başka metotlar arandığı için bugün Müslümanlar terörist zannediliyor. Sulh dini adı İslam selamet olan bir din terörist faaliyetlerle anılır hale geliyor propaganda falan hep iftira ayrı. Onu konuşmuyoruz. Fakat İslam adından yapılan hareketlerde bu salahiyeti nereden aldıklarını sormak Müslümanların hakkıdır ve sormaları gerekir. Eyvallah. Neyse kendi kendimi yine coşturdum ama Eyvallah. ikinci araya doğru geliyoruz. Var mı vaktimiz bilemiyorum. Eh birkaç dakikamız var herhalde. Onu devam edelim. Yani Ebu Besir Efendimize diyor ki biz bir anlaşma yaptık biliyorsun. Mümin'e yakışmaz diyor. Müslümanlara anlaşmayı bozmak yakışmaz. O, o yüzden seni iade edeceğiz diyor. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Devam edelim. Ebu Basir, Ya Resulallah, bana işkence yapsınlar, beni dinimden döndürsünler diye mi müşriklere geri veriyorsun diye feryat etti. Resul-i Ekrem, tekrar ona teselli verdi. Sen git, muhakkak Allah, sana ve senin gibilere bir çıkar yol halk edecektir. Kureyş'in gönderdiği iki adam, Ebu Basir'i alarak Medine'den yola çıktılar. Zülhuleyfe'ye ulaştıklarında orada oturup beraber yemek yediler. Ebu Basir her an onlardan nasıl kurtulabileceğini düşünüyordu. Önce onlarla yakınlık peyda etmek istedi, bunun için kendileriyle sohbete başladı. Huneys adındaki ismini babasının kim olduğunu sorup öğrendikten sonra Öyle zannediyorum ki senin şu kılıcın oldukça keskindir dedi. Adam evet dedi oldukça keskindir. Ebu Basir gayet sakin ve emniyet verici bir tavırla ona bir bakabilir miyim diye sordu. Huneys istiyorsan al bak dedi. Ebu Basir bulunmaz fırsatı yakalamıştı. Kılıcı kaptığı gibi Huneys'in üzerine yürüyüp işini bitirdi. Bunu gören diğer arkadaşı Çünkü onu zorla oradan alıp götürüyorlar. Ve Müslümanlarla da irtibatı yok. Yani orada farklı bir çatışma var. Demin söylediklerimin üzerine gülüyorum gayri ihtiyar. Tebessüm evet. ediyorum ama sonradan da ara verildikten sonra bir yine örfümüzde yanlış anlaşılan bir bahsi konuşacağız inşallah. İnşallah. Evet. Bunu gören diğer arkadaşı son sürat kaçarak Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıp adamınız arkadaşımı öldürdü, bense elinden zor kurtuldum diyerek Ebu Basir'den şikayet etti. Bu sırada Ebu Basir de geldi. Ya Resulallah, sen beni onlara teslim ile ahdini ifa etmiş oldun. Şimdi Allah beni onlardan kurtardı diyerek bir daha müşriklere iade edilmeyip Medine'de kalmayı istedi. Ebu Basir'in cesaretine ve atılganlığına hayret eden Efendimiz, sahabilere hitaben bu adam harp kışkırtıcısı, kızıştırıcısıdır. Hele yanında bir takım adamlar da bulunsa artık elinden gelmeyecek şey yoktur diye buyurdu. Ya bu adam tam cengaver yani yanında adam da olsa yani böyle bunun gibi şöyle bir onun 15 adam da olsa var ya oho neler yapar gibi Ebu Basir'in şeyini e, böyle halini cesaretini ortaya koyuyor. Ebu Basir ne yapıyor? Bu sözler <laughs> bu söz, üzerine. Bu söz ne kadar güzel yani Resulullah Efendimizin bu sözünün farazi bir konuşma olmadığını ileride anlayacağız biz. O yüzden zevkli geliyor fakire bu i̇şte bu bahis. Yani bu adam bu kadar cesur ya bir de yanında adam olsa var ya neler yapmaz. Derken ha bu farazi bir laf olsun diye söylenmiş bir metüsenah olmadı ileride çıkacak. Çok acayip o bir mucize-i peygamberi daha var orada. Bunu duyunca ne yapıyor Ebu Basir? Bu sözler üzerine Ebu Basir tekrar Kureyşlere iade edileceği zannına kapılıp... İçinde yine feryatlar koptu. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz onu Kureyşlilere tekrar geri vermediği gibi Medine'de kalmasına da müsaade etmedi. Haydi çık, istediğin yere git diyerek onu istediği yere gitmekte serbest bıraktı. Bunun üzerine Ebu Basir de Medine'den çıktı. Deniz sahilinden Mekke'den Şam'a giden yol üzerinde İs Vadisi'ne gidip yerleşti. Ebu Basir'in Medine'den çıkıp İs Vadisi'ne gidip yerleşmesi mevzu ikinci bölümde tam da o noktada kalmıştık. Evet ben ikinci bölümde bir şey söyledim hatırlarsanız hani halkımızda bir adet vardır böyle mesela bıçağı istersiniz bıçağı isteyince böyle kimisi tükürerek falan filan der koyar ama ben vermiyorum sen buradan al falan nedenle yani olmaz ne oluyorsa... Hani ben şey yapmış olayım, bıçak ister, bir dakika elini uzatma da, bir de şu, ben öyle de gördüm. Bazı halime tıf falan diye tükürüyorsa bunu öyle koyuyor. Hani el silmek için bir nedir onu da bilemiyorum. Belki de hakikaten bir manası vardır. Fakat burada Ebu Basir'in silahı bizzat karşıdaki kişiden zorla değil de kendi eliyle vermesi mevzu var. Oradan bir şey hatırladım. Bu... Dinimizde bir hüküm icat edilirken ki bizim şu andaki kanunlarımızda da buna benzer maddeler vardır. Bu bıçağı eline vermemek, koyup da buradan al demek mevzuunda şöyle bir dini hüküm vardır. Halka da bu farklı yansıdığından ele bıçağı vermezler. Halbuki çok alakasız iki ayrı mevzudur. Nedir bu? İki kişi dövüşüyorlar ve diğer kişinin elinde de üçüncü bir şahsın yan taraftaki bir şahsın elinde de bıçak varsa o iki kişiden birisi o kişinin elinden bıçağı alır da karşıdakine saplarsa ikisi beraber cinayetten yargılanır. Cinayet suçu üzerine yani hüküm giyer veya ona göre mahkemeye intikal eder. Ama kişinin bıçak elinde değil de mesela düşürmüş de yerde yerde ikisinin de uzanamayacağı veya ne bileyim Üçüncü şahsında elinde olmayan bir silahsa o zaman üçüncü kişinin durumu hafifleticidir ve ortak sayılmaz. Tabii önüne atmıyor. Şimdi bu hükümden <laughs> hareket ederek bizim şeyde bazı böyle yörelerde falan da ya versene şu ekmeği keseyim Versen, alır benden almadan kenara koyar falan. Ama ben hani ilişmeyeyim sana. Yahu kardeşim o oradaki hüküm elindeki bıçak mevzuyla alakası yok ki bunun böyle şey yaparlar. O tut sapını ver. Eli kesilmesin diye ama şeytan doldurur falan gibi mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Bıçağı tabii haşırt diye uzatmazsın adama. Sap tarafını tutarsın. Yani bu bir nezaketle alakalı bir şeydir. Şimdi gülecek bizim kıymetli dinleyicilerimiz ama bulaşık makinesine çatal bıçak dizerken bile baş kısımları yukarı koymamak lazım. Oradan alırken tırnağın arasına girer. Ne lüzum var? Eziyet, can yakar. Arif olmak lazım. Kullanım kılavuzunda böyle koyun demese bile ters koymak lazım. Ele batım batmaması lazım. Bu nevi bir nezakettir o. Bıçağın sapını tuttu veya elinde alırken çekersin kesersin kenara konulur. Ama tükürüp de tıp, aman şey falan gibi adetlerin bizimle hiçbir alakası yoktur. Belki pagan kültüründen, belki eski Türklerden falan kalan bir adetse artık onu da mitolojiden bilinmeden araştırsınlar. Muhabbet bana sokmayalım o işi. Bunu da bir latif olarak nakletmiş oldum. Eyvallah. Evet. Mekke'de hapsedilmiş bulunan Müslümanlarla imanlarını gizleyenler bunu duyunca He, neyi duyunca e, Ebu hatırlatalım. Ebu Besir'i peygamber efendimiz tamam dedi. Şimdi sen kendin zaten onların da şahit oldukları, kendi beceriksizlikleri çünkü götürürken sana imkan verdiler, kılıcını sana verdiler, sen de onları vurdun. Biz seni kabul edemeyiz dedi yine anlaşmaya göre. Fakat sen İlle de Mekke'ye gideceksin hükmü de olmaz. Neden? Bizden çıktın sen bir kere. Bizim e, sınırlarımız, mesul olduğumuz efendim anlaşma maddelerinden hem de sınırlarımızdan çıktın. Zülhuleyfe'de olması da enteresandır. Hadisenin. Zülhuleyfe Medine'den Mekke'ye ihram giyilme sınırıdır aynı zamanda. Mekke yoluna yakınsın yani. Mekke'ye giriş sınırıdır. Medine'nin bitişidir o. Dolayısıyla Tamam biz sana ille de Kureyş'e gideceksin diyemeyiz. Neden? Bizim dışımızda gelişen bir hadise. Medine'ye de şimdi kabul edemeyiz. Biz seni bir kere gönderdik. İstediğin yere gitmekte serbestsin diyor. Ve ondan sonra da Mekkeli müşriklerin zulmü altında olan Müslümanlar Ebu Basir'in İs Vadisi yakınında Şam yolu üzerinde efendim önemli bir yerde böyle sığındığını orada bir mevki edindiğini öğrenince bu sefer ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Birer Buyurun. ikişer kaçarak Ebu Basir'in yanında toplanıyorlar. Ya. Kısa zamanda sayıları yetmişi buldu. Bak ne dedi Resulullah Efendimiz? Bu adam çok mahir ya. Hele bir de yanında birkaç kişi olsa. <laughs> Kurban olayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O latifesi o iltifatında bile ne hikmetler var. Eyvallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. verdi işte bak. Resulü derdi olmaz mı? Bir de verse yanında. Hemen oluver. O verdi bak. 70 kişi bir iki verdi. Evet. Hatta etraftaki kabilelerden de katılanlarla birlikte bu sayı 300'e çıktı. Oo, oh, eyvallah. Böylece Ebu Basir etrafında büyük bir kuvvet toplamış oluyordu. Kureyş'in Şam'a gönderdiği bütün ticaret mallarına da el koyuyorlardı. Kendilerini tehdit eden bu durum karşısında Kureyşliler Peygamber Efendimize derhal bir elçi gönderdiler. Elçinin Peygamber Efendimize getirdiği mektupta şunlar yazılıydı. Allah ve akrabalık aşkına. Sen Ebu Basir'le arkadaşlarına haber salsan ki bundan böyle her kim Medine'ye senin yanına gelirse o emniyet ve selamettedir. O geri çevrilmeyecektir. <laughs> Çünkü kim çevirse Medine'den Ebu Basir'e gidiyor. Yani gel şunu legal olarak yaparım. İllegalle uğraşmayalım. Tamam kabul ettik ya. Gelsinler yeter ki sizde kalsınlar olmaz böyle diyor yani. Allah ve akrabalık aşkına. Ya. Yeah. <laughs> evet. Kureyş'in bu rica ve müracaatları üzerine Peygamber Efendimiz de Ebu Basir ve yanında bulunan Müslümanları davet için Ebu Basire bir mektup yazdı. Ebu Basir o esnada ağır hastaydı. Resul Ekrem Efendimiz'in mektubu kendisine ulaştığında son nefeslerini alıp veriyordu. Bu vaziyette mektubu eline aldı, yüzüne gözüne sürdü. Ah, ah henüz tam okuyamadan da ruhunu teslim etti. Allah Allah. Ebu Cendel ve diğer Müslümanlar onun cenaze namazını kılıp nefnettiler. Ya. Daha sonra Ebu Cendel diğer Müslümanları da yanına alarak Medine'ye peygamberimizin yanına geldi. Bak yine suh dini olduğumuz ne kadar aşikar ki. Orada kendi başlarına kervanları vurarak gayet güzel ganimet elde edebilirlerdi. Değil mi? Eyvallah. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunup sur içinde yaşamayı onlar istedi. Anlatabiliyor muyum? Meslek olarak yapmadılar onu. Burada da ayrı bir nezaket var. Fakat o sahabinin o şartlar altında Resulullah Efendimizin nasıl bak Allah Teala'nın tasarrufunda ve Resulullah Efendimizin de tasarrufunda olduğu hadisenin kontrolünde olduğuna kadar belli. Mektup ulaşıyor. Tamam diyor buraya kadar ve Resulullah'ın mektubuna mazhar olarak yüzüne gözüne o güzel mektubu sürerek ruhunu feda ediyor. Ruhunu feda ediyor. Yanlış. Ruh zaten ona kurban olarak yaratılmıştır. Yakınlaşıyor ve ruh menzilini buluyor. Menzili Eyvallah. mübarekesine uçuyor. Ve hemen ashab-ı madem öyle bizim derdimiz ganimet mallarını kolayca elde etmek, kervanı vurmak, teröristlik yapmak değildi ki biz hürriyetimizi istiyorduk. İşte böyle Cenab-ı Hak müşriklere tükürdüklerini yalatıyor. Gayet güzel yalatıyor. Ve neticede Fetham Mübina diye buyrulan Hudeybiye'nin ilk tezahürleri böylece yine kendisini göstermiş oluyor. Birer birer Allah kainatın tabiatına müsait olmayan bu anlaşmaları kainatın tabiatına ve kainatın rahmetelil alemin olan kainata gönderilen fahri alemin lehine birer birer çeviriyor. Birer birer çeviriyor. Kainata zulmederseniz zahirde o tabiata muhalif hareket ederseniz o muhakkak o tabiat ya yine kendisine çevirir sizi ya da intikamını alır. Muhakkak surette alır. Çünkü felekten, küreden arza her yerde Cenab-ı Hakk'ın kaidesi vardır. O da bir şeriattır. Gecenin gündüzün oluşu bir şeriattır. Estaizu billah. Ve şemsu tecili müstakarillaha zâlike takdirul azizil alim. Güneş çok kuvvetli, kudretli, ziyadardır ama hele bir kamerin haline tecavüz etsin. Mümkün mü? Asla olmaz diyor böyle bir şey. Kamerin haline tecavüz edemez. Uydusu muydusu? Yani baskın çıksa ya çıkamaz diyor. Hiçbiri kamerin sahasına tecavüz edemez diyor. Güneş güneş olduğu halde. Allah Teala o sebepten dolayı zulüm edenleri, o zulmün başlangıcını görenlere muhakkak ibret yapacak şekilde perişan eder. Kim yapıyorsa zulmü. Muhakkak o zulmün başladığına şahit olanlardan bir grup, bir insan, bir kişi neyse, muhakkak o zalimin bu dünyada tepelendiğini görür. Allah bunu vaat etmiştir. Çünkü tabii sistem, ekolojikte bilinenmede ne dersen de, mesela ihanet mi ettin tabiata, İhanetin başladığını bilen kişiler şu anda tabiatın kendinden intikam aldığını muhakkak görüyorlardır. O o o jenerasyon gitmemiştir daha. Allah bunu kaideye bağlamıştır. Zulmün cezasını muhakkak bu dünyada bir kere peşin peşin verir, ahiretteki ayrı. O ayrı bir hukuk. Onun ki ayrıca verecektir. İnsana zulmeden de böyledir. Zalimler iflah olmaz der. Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından. Bedenine zulmettin değil mi? Gençliğinde ihtiyarlıkta hakkını alır sende. Muhakkaktır o, Hiç hiç. Yani bu, bu çok önemli bir kaide külliyedir. Burada da böyle olmuştur. Evet. Eyvallah. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden fazla bir zaman geçmemişti ki, Peygamberimizin Mekke'deki azılı düşmanlarından Ukbe bin Ebi Muayt'ın Müslüman olan kızı Ümmü Külsüm bir yolunu bulup Medine'ye geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz'e Selam iltica de, edip, Ya Resulallah, ben dinim için onların yanından kaçıp yanına geldim. Beni koru, müşriklere geri çevirme. Beni kafirlere geri çevirecek olursan, bana işkence yaparlar, dinimden döndürmeye uğraşırlar dedi. Bunun üzerine inen ayet, Peygamber Efendimiz'in nasıl hareket etmesi gerektiğini tayin etti. Estaizu billah, Ey iman edenler! kendi ifadelerince mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını çok iyi bilendir. Fakat siz de mümin kadınlar olduklarını öğrenip kanaat getirirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara, kafir kocalarına helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının da bu kadınlara verdikleri mehri onlara, kafirlere verin. Sizin onları nikahla almanızda mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Artık kafir olan kadınlarınızı da nikahınız altında tutmayın. Hmm. Verdiğiniz mehri isteyin. Kafirler de size hicret eden mümin kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda o hükmeder. Allah, hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, Mümtehine Suresi ayet 10. Şimdi burada niye bu bahsi tekrar anlattı? Niye müellifimizden Allah razı olsun? Bu bahsi niye zikretti burada? Şimdi bir şey var, iman sahibi olmak hasebiyle Medine'ye iltica edenler var. Ama bir de farklı durumda olanlar da var. Kadın oluşları değil mesele. Bir başka kişinin nikahında oluşları. Burada sadece hani devlet olarak düşündüğümüzde, toplumlar olarak düşündüğümüzde toplumların anlaşması mevzu bahis değil. Bu ayrıca bir şey daha iyi şey yaptırıyor burada. Yani ben burada bazı kanunları falan tartışma merci değilim zaten tartışamayız da. Ama temel fıkrasını biraz bizim Karadeniz'i temelin fıkrasını değiştirerek söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü Allah bize bunu sorar. Birazcık değiştireceğim o fıkrayı tam anlatmayacağım. Temel bakmış ki ee, nasıl anlatayım falancanın bağına girip de hapis cezası alan adam dışarıda pazarda dolaşıyor. 5 yıl hapis yatması lazım. Adam dışarıda dolaşıyor ertesi sene. Hemen bakmış e, ya bu demiş bizim demiş ne yapar bilmem ne eden adam değil mi? E, e, ne dolaşıyor burada ben mi yanlış köreyim demiş. De, demişler ki yok senin haberin yok. Ne oldu? Af çıktı. Ne? Af mı çıktı? Kim yapayı bunu? Hakimler git sor demişler adliyeye git. Adam gitmiş temel. Sormuş hakime demiş böyle böyle bir şey oldu. Af çıkmış. He. Ula ben anlamadım demiş. Bu afı kim çıkartıyor? Devlet çıkartıyor. Ha bu adam devletin arazisine mi kirdi benim arazime mi kirdi demiş. Bir de şahısların kendine ait hukukları vardır. Yani o şahıstan da bu rıza alınmalıdır. Diyor burada bir örnek vererek. Şimdi ne nasıl oluyor bu? Medine'ye geldi. Medine'ye geldi ama bu adam bu kadıncağız birisinin de hanımı. Şahsi olarak da bir hakkı var bunun. Toplum olarak siz müsalaha yapmışsınız ama benim karım diyor, eşim diyor. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte o zaman hukukunu anlatıyor. O müşrike kadın iman ettikten sonra artık o müşriye dönmez. Onun mihri neyse onu da verin ama. ilk baştaki anlaşmaya yine sadık olun ne yapın? Mihrini verin. Mihrini verdikten sonra sizden birisiyle evlenebilir. Bunda da bir iz yoktur. Bu detaylarla anlatıldıktan sonra hatta ondan sonra da siz artık müşrik ve müşrike olan, kafir olan bir hanımla da ne yapamazsınız? Evlenemezsiniz diyor. Burada da bir incelik var ama işte orada biraz zülfiyare dokunuyoruz. Yani e, gayrimüslimlik vesaire falan filan gibi mevzular var. Çok oraya girmek istemiyorum. Fakat şu kadarını söylüyorum. Gayri Müslim dediğimiz şeylerle kafir arasında bariz farklar vardır. Bir insan Allah'ın birliğini kabul eder. Allah'ın oğludur demez birilerine. Falanca Allah'ın oğludur demez. Allah'ın bir olduğuna inanır. Fakat ben buraya mensubum der. Öyle kişiler gayrimüslim sayılıyor. Bu kadar açayım ben. Bu kadar konuşayım. Gerisini başka programlarda anlatsınlar. Yoksa sadece şu dinden bu dinden diye insan alınmaz. Veya başka türlü adında ünvanında Müslümandır diye geçebilir ama peygamberi tanımaz. Adı Muhammed olduğu halde peygamberi tanımayan adam gördüm ben. Muhammed, ismi Muhammed. Adı Muhammed. Peygamberi kabul etmeyen adam gördüm ben. Anlatabiliyor muyum? Bu hanım olsa da aynıdır yani. O yüzden dikkat edilirken işte ne yaparlar bizim dua yapılırken? Hani resmi nikah kıyılırken bir de dua yaparız ya yanında biz. Esas geçerli olan resmi nikahtır ya. Amentü billahi de okuturlar. Değil mi efendim? O iman şartını da koyarlar. Çünkü nikahın sağlam olması için şarttır. İşte bu bahsi burada anlatmasının sebebi herhangi bir kişinin gelişiyle değil bir de karılık-kocalık münasebeti, evlilik münasebetinden dolayı intikal eden hanımların, iltica eden hanımların durumunu Sure-i Mümtehine'de ayet 10'da ne yapmıştır Cenab-ı Hak? Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşikare bir şekilde beyan etmiştir. Bizlere de ilan etmiştir. Buyurun devam edelim. Bu ayeti kerime Hudeybiye sulhündeki Medine'ye hicret ve iltica edecek Müslümanların iadesiyle ilgili maddenin erkeklere mahsus olduğunu dolayısıyla kadınlara şamil bulunmadığını ortaya koyuyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, müşriklerin arasından Medine'ye çıkıp gelen erkekleri iade ettiği halde Müslüman kadınları geri çevirmedi. Nitekim Ümmü Külsüm'ü de kardeşleri Velid bin Ukbe ile Umare bin Ukbe Medine'ye gelerek istedikleri zaman resul Ekrem anlaşmadaki o şartın hükmünü Allah kadınlar hakkında bozdu ortadan kaldırdı buyurarak Ümmü Külsüm'ü onlara teslim etmedi. Evet. Bu ayetin nazil olmasından sonra Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınlar bir nevi imtihana tabi tutuluyorlardı. Ve sıralamaya da bakın yani en önce onlar tamam Medine'ye gelenleri biz tek taraf olarak bozmayı kabul ediyoruz dediler ya. Allah da bu maddeyi bozdu diyor Resulullah Efendimiz. Yani siz ne yaptınız Medine'ye gel tamam. Allah da bu maddeyi ilave etti. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey diyemiyorlar tabii. Burada da ayrıca bir siyaset vardır. Ama bu siyaset Allah Resulüne ait bir siyaset. Yani vahyin çerçevesinde zuhur eden bir siyasettir. Evet. Onlar vallahi biz sadece Allah'a ve Resulüne ve İslamiyete olan muhabbet ve bağlılığımızdan dolayı çıkıp geldik. He, başka bir şey olabilir, kocasıyla bir, bir nizası olur, başka anlaşmazlığı olur, affedersin bir ihaneti olur. Cenab-ı Hak diyor ki, geldiklerinde bir imtihan dedin bakalım. Niye geldin sen? Tam bir söz alınıyor. Biz şunun için geldik derlerse imanlarına e, efendim tam bir inkiyatla, efendim ortaya koyarlar, inkiyatla e, tezahürünü sağlarlarsa Medine'de kalmalarına müsaade ediyorlar. Evet. Yoksa ne koca ne mal ne başkasına olan kin ve buğzumuz sebebiyle gelmedik diye yemin ediyorlardı. Bunun üzerine Medine'de kalmalarına müsaade edilip geri çevrilmiyorlardı. Evet. Böyle yeminde bulunanların mehirleri de kocalarına iade ediliyordu. İnen ayet-i kerimede ayrıca müminlere kafir olan kadınlarınızı artık nikahınız altında tutmayın diye emrediliyordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz o zamana kadar nikahı altında bulunup Mekke'de oturan müşrik iki karısını boşadı. Evet. Evet ayağın oldu beyan oldu. Hudeybiye Hudeybi neticesinde olan hadiseler böylece müteselsilen devam edecektir. Ve artık biz önümüzdeki haftaya Allah ömür verirse hicretin yedinci senesini inşallah yapacağız. Ve bu vesileyle sefer ayında bulunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sefer ayı girdiğinde sefer ayını uğursuz sayanların inadına demeyelim de inat için konuşmaz Hazreti Peygamber Efendimiz. Bu batıl düşünceyi terk etmek meyanında da hem de müminlere ibret olsun diye Ya Rabbi sefer ayını bize mübarek eyle. Ve e, güzelliklerle, güzel hadiselerle, neticelerimizi alacak işlerle, muzafferiyetle tamam olmasını nasip eyle diyerek dua edermiş. Hem sefer ayının girişini 15 gün sonra da sefer ayının 15'inden sonra da Ya Rabbi sefer ayının çıkışını bizlere hayre eyle, mübarek eyle, neticesini güzel eyle diye o meyanda dualarda bulunurmuş. Yine de İslam alimleri, İslam büyükleri sefer ayında sadaka vermeyi tavsiye ederler. Bu bizim kendi düşüncelerimizi def etmek içindir. Sadakayı bir kenara ayırıp sefer ayı çıkışına da vermek Bizde adet olmuştur Kötü bir adet değildir Bir hasenedir. Bunu da kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmış olalım Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente Estağfurke ve etübilek Allahümme salli ve sellin ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli Nuri cemil enbiyayi ve mürselin Velhamdülillahi Rabbil alemin